Merhaba arkadaşlar, günaydın. Bugün 1 Ağustos 2023. Bu sabah şöyle bir briefing yapalım dedim. Her sabah briefing yapmaya çalışıyorum mümkün olduğunca nöbetçi olmadığım zamanlarda. Şimdi dün ne vermiştik, bugün ne oldu, onun değerlendirmesini yapalım. Sıcaklığa baktığımızda minimum sıcaklıklarda dün gece Artuva'da ölçülmüş Tokat'ta 5.3. En düşük sıcaklık derece Celsius tabi. Çıldır, Ardahan 6 derece Celsius. Yine Tekman, Hacı Ömer Köyü, Erzurum'da 6 derece Celsius ölçmüş Ongiler. Bu en düşük sıcaklıklar bu şekilde. Akşamda en yüksek sıcaklıklara bakıyoruz genellikle. Onun dışında önemli bir yağış beklentimiz yoktu. Kuzeydoğu kesimlerde yağışlar vardı. Görünen o ki yine Kars 18.6, Erzurum'da 9.2, Kars'ta 6.5, Selim Beyköy'de bu tür yağışlar var. Onları belirtmek lazım. Onun dışında bu verileri tabii saat 9.30 gibi Meteoroloji Genel Müdürlüğü de yayınlıyor. Kartlara baktığımızda tabii bu haftanın en önemli olayı sıcaklıklar. Sıcaklıklar yükselecek, özellikle haftanın ikinci yarısında. Ortalamanın ülke genelini söylediğimizde 4 ila 8 hatta 10 derece üzerinde sıcaklıklar göreceğiz. Bugün de yine genel olarak ülkemizde yüksek sıcaklıklar olacak. Bugün için yağış durumu var mı yok mu, bunu sizlerle paylaşalım hemen. Şöyle baktığımızda bu 31 Temmuz, şimdi 1 Ağustos 00.06 saatleri arasında ülke genelinde yağış beklenmiyor. Zaten o saatleri geçmiş bulunmaktayız şu an itibariyle. Şöyle baktığımızda sabah saatlerinde önemli bir şey yok. Gündüz öğle saatlerinde yine saat 15 gibi şöyle lokal yağışlar gösteriyor ama bunların çoğu mevzi sağanak şeklinde, çok lokal, belki de bulutlanmayla geçecek yağışlar. Yine göller bölgesinde, İç Anadolu'nun batısında, Ege'nin iç kesimlerinde görünen şu şekilde bir yağış sistemi, yağış alanı var. Sanırım bir trof geçişi var ya da bir cephesel sistem de olabilir, ona bir bakmak lazım. Birazdan aktüel kartlara da bakacağım. Ama ülke geneline baktığımızda yalnızca göller bölgesi çevresinde çok kuvvetli olmayan kısa süreli yağış geçişleri olabilir bugün için. Yarına baktığımızda, yarın da yine ülkemiz genelinde çok önemli bir yağış yok. Kuzeydoğu kesimlerde, Doğu Karadeniz'de hafif yağış geçişleri var gibi. Yine bunlar mevzi sağanak şeklinde. Dolayısıyla bu hafta özellikle sıcaklığa dikkat etmek lazım. Eyyam-ı bahur diyorlar işte. Aslında işte buhar, bu aşırı sıcak günler anlamına geliyor. Aslında o bahur dediği, hani böyle asfalta uzaktan baktığınızda havanın dalgalandığını görürsünüz. Yani ışığın kırıldığını görürsünüz. Aslında o anlamda aşırı sıcaklar. Çölde de baktığınızda, uzaklara baktığınızda bu yerden böyle bir dalgalanma, kırılmalar oluşur. Aslında o anlama geliyor. Yani aşırı sıcak günler anlamına geliyor. Genellikle Temmuz'da Eylül ayları arasında görülür bu aşırı sıcaklar. Ülkemizde de bölge bölge değişebilir ama Ağustos'ta genellikle ülkede bu sıcaklar görülür. Dikkat etmek lazım. Özellikle 10 ile 17 saatler arası, yani güneşin dike yakın açıyla geldiği saatlerde direkt güneş ışığına maruz kalmamakta fayda var. Beyaz giyinmek lazım, bol sıvı tüketmek lazım. Bunları da belirtebiliriz. Yani bu hafta ülke genelinde çok önemli bir yağış yok. Sıcaklık önemli bu hafta. Sıcaklıklara bakmak lazım. Görünen o ki bugün de yine şöyle öğle saatlerine doğru baktığımızda ECMWF'in verdiği, işte şurada skalasını göstereyim size, rejantını. Yani 32 derecenin üzerinde zaten görünüyor genellikle sıcaklıklar. Ama Karadeniz'de biraz daha 24 ile 32 arasında gösteriyor. Yani sarıya daha yakın ama koyu kırmızılar, hatta mora yakın renkler, 40 derece üzeri Güneydoğu Anadolu bölgesi, Doğu Anadolu bölgesinde bu tür alanlar var.
Yani ülkemizde 25 derecenin üzerinde genellikle sıcaklıklar var. Karadeniz'de daha çok 25-30-35 arası, Karadeniz'in iç kesimlerinde 40'a yakın, Amasya, Tokat buralarda görülür. Ama dediğim gibi Karadeniz sahil şeridinde 25-35 arası, iç kesimlerde 30-40 arası, güneyde ise yine 35-45 arası sıcaklıklar bugün, yarın, bu hafta görülebilir. Buna dikkat etmekte fayda var. Kanalıma abone olun, bilgileri paylaşalım, beğenin. Mümkün olduğunca sorular geliyor, çok güzel sorular da geliyor. Bu soruları yanıtlamaya çalışıyorum vaktim olduğunca. Yani birlikte hayatı paylaşalım. Başka konulardan da konuşabiliriz. Mesela gözlem sistemleriyle ilgili sorular olabiliyor. Dün bir ölçüm yaptık, deniz suyu sıcaklığı ölçümü. Böyle normalde otomatik meteoroloji gözlem istasyonlarımız ölçüm yapıyor ama eskiden böyle elle ölçümler yapılırdı. Sinoptik rasatlar, klima rasatları, bunların zamanları değişebiliyor. Yani her istasyonda her saat rasat yapılmıyor. Mesela Samsun Bölge Müdürlüğü'nde her saat rasat yapılır. Havalimanlarında yarım saatte bir yine raporlar yayınlanabilir. Böyle değişiklikler gösteriyor. Klima 3 saatte bir yayınlanabilir bazı istasyonlarda. İşte biz mesela her gün saat 6'da bölge müdürlüğünde, aslında UTC yani GMT'ye göre 6 diyorum, sabah 9'a denk geliyor yerel saatte klima rasadı yapıyoruz. Bu klimada aslında klima rasadı denmesinin nedeni iklimsel çalışmalarda, yani çok fazla parametre olmaksızın daha az parametreyle daha stabil ölçümlerin yapıldığı bir aslında ölçüm rasadı. Sinoptik'te daha fazla parametre var. Mümkün olduğunca hatta sistemle ilgili OMGİ ise veya elle yapılıyorsa, artık elle yapılmıyor çoğunlukla. Buharlaşma gibi bazı parametreler elle yapılabiliyor. Ama OMGİ'lerde onlar da var. Artık kalibrasyon amaçlı bazen elle rasatlar yapıyoruz. Dün de öyle bir nostalji gibi bir şey oldu. Hem kalibrasyon amaçlı hem de bir gidip eski aletle, termometreyle bir ölçmek istedik deniz suyu sıcaklığını. Bu tür konularda merak ettikleriniz olursa paylaşın, sorun. Birlikte bu konularda bilgi paylaşımı yapalım. Benim bilmediğimi sizler, sizlerin bilmediklerini ben biliyorsam sizlere bu şekilde paylaşarak meteorolojik okuryazarlığımızı birlikte artıralım. Görüşmek üzere. Akşam vaktim olursa yine yayın yapacağım. Akşam gece nöbetçisiyim. Gece tahminler, bölge tahmin merkezinde nöbet tutuyoruz sabaha kadar. Yani Meteoroloji Genel Müdürlüğü 7/24 çalışan bir kurumdur. Size en yakın olan Meteoroloji Müdürlüğü'nü telefonla arayabilir. Merak ettiklerinizi sizler de sorabilirsiniz. Bunun dışında dediğim gibi nöbetçi olmadığım günlerde, nöbetçi olduğumda sabaha kadar çalıştığımız için sabah erken saatlerde yayın yapamıyorum. Ama nöbetçi olmadığım günlerde koşuya çıktıktan hemen sonra böyle hava durumu briefingleri yapacağım. Görüşmek üzere. Horozu çekmek istedim ama daha fazla zoom yapamıyorum.